Ucuza ve güvenilir FIFA coin satın almak istiyorsanız aşağıdaki linkten alabilirsiniz arkadaşlar. İndirim kodunuz büyük harflerle OGX'e. Bütün detaylar aşağıda. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu oyuna kesinlikle para yatırmanıza değmez. Ancak alacaksanız bu siteden alabilirsiniz. Cümleten selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda daha birlikteyim arkadaşlar. Farkındaysanız çok enerjiyim. Çünkü üniversitede 5 tane finalimi verdim ve 5'inden de A bekliyorum arkadaşlar. İnşallah hedefini kurduğumuz okul, ilkokul yani okulda ilk 3'e girme hedefimizi gerçekleştireceğiz arkadaşlar sizlerle birlikte. Biliyorsunuz ki lisede, üniversitede, ortaokulda arkadaşlar bunu başarmıştık. Şimdi neden olmasın? Şimdi yine olacak. Şimdi yine başaracağız. Sizlerin duaları ve sizlerin bana göstermiş olduğunuz şefkatle ben bunu daha da hızlı yapacağımı düşünüyorum. Öncelikle sizlere mutlu bir haberim var. Artık YouTube'a geri döndük. Öyle her hafta bir video, iki video falan yok. Bir video, iki video gelse de kesinlikle işinize yarayacak videolar olacağını sizlere söz veriyorum arkadaşlar. YouTube algoritması maalesef ki maalesef video atmadığınız zaman kanalınızı her zaman geriye çeker ve yeni kanalların önünü açar. Yani 5000 aboneli bir kanalın 10.000 izlenmesi olayı tamamen YouTube'un yaptığı bir şeydir. Çünkü 5000 abonesi olan bir insanın 10.000 izlenmesi imkansız. Ve biz de bu algoritmaya girebilmemiz için videodaki etkileşim sayısı çok önemli arkadaşlar. Bana bu zaman ne kadar güvenmiş olan herkesten şunu istiyorum. Herkes arkadaşlar yardırsın. Beyinlere, abonelere, etkileşimleri yardırın. Eski OGX'leriniz Oğuz Erdoğan geri dönüyor. Coin kasma, oyun açıkları, her şey arkadaşlar bu kanalda olacak. Kimsenin yapamazsın dediği projeleri gerçekleştireceğiz. Tıpkı Ryan Babel, Vincent Janssen ve Müge Anlı'daki projemiz gibi. Bunları unutmayın. Takipte kalın. Şimdi bugünkü videomuz arkadaşlar kanalın en çok sevilen videolarından bir tanesi olan FIFA gizemleri. FIFA Myths. Yani arkadaşlar oyundaki enteresan işler ya da oyun açıkları dediğimiz bir seri. Bu seride arkadaşlar haritanın yani stadyumun dışına çıkıp oraları inceleyeceğimiz bir seri. Bu arada DTT kanalından ve NCB kanalından referans aldım. Dediğim gibi zaten bunları her zaman söylüyorum referans aldığım zaman. Şimdi bu haritanın dışındaki ya da stadyum dışındaki yerler neden var? Her oyunda ya da projede arkadaşlar başta yapılma kararı alınan ancak sonradan herhangi bir etken olduğu için yapılmayan veya o şekilde bırakılan yerler vardır. Bu özellikle GTA oyunlarında çok fazla vardır. Haritanın altında üstünde falan yerler olabiliyor. Özellikle GTA San Andreas'ta polis istasyonunun polislerin olduğu yerin altına indiğiniz zaman bilgisayarı hack açarak orada nezarethanenin olduğunu görebiliyorsunuz ve buraya erişmeniz normal önde imkansız ve herhangi bir bölümde de buraya giremiyorsunuz ama orada adamların önce ne yapmış olduğu nezarethaneyi görebiliyorsunuz. Aslında burada yapmış oldukları şey bir sonraki oyunun dizaynı ya da oyunda önce yapmaya karar verdikleri ancak sonra vazgeçtikleri ince detaylar ve burada da görebildiğiniz gibi haritanın dışında enteresan şeylerin olduğunu görebiliyorsunuz ki GTA kocaman bir harita iken FIFA sadece stadyumda oynanan bir oyun, hani başka bir ekstrası yok. Buralar neden eklenmiş gerçekten de çok merak ediyorum. Büyük ihtimal FIFA'nın da başka arkadaşlar projeleri vardır. Ama dediğim gibi neden buralar var inanın bilmiyorum. Yani FIFA'da buraların olması çok enteresan. Hele ki videonun sonunda göreceksiniz arkadaşlar. Çok enteresan bir yer var. Dışarı çıkıp arabaları, stadyumları falan, ışıkları, heykelleri, her şeyi görebiliyorsunuz. Ve bu arada şunu yani haklarını teslim etmek gerekiyor. FIFA'nın dizayn ekibi gerçekten de başarılı çalışmalar yapıyor. Yani FIFA'nın Ultimate Team tarafı gerçekten çok kötü. Yani oyunu hiçbir şekilde yönlendiremiyorlar veya kullanıcıları mutlu edemiyorlar ama dizayn takımı gerçekten çok iyi. Geçen sene atmış olduğum videoda Tottenham Stadyumundaki kapıda yazan yazıya kadar detayının olduğunu zaten sizlere göstermiştim sevgili dostlar. Bu videoda da buna devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi gayet müthiş bir şekilde stadyumu gezebiliyoruz. Şimdi ben siz stadyumu izliyorken size oyun hakkındaki görüşlerimi söyleyeceğim. Yeni öğrendiğim bilgileri arkadaşlar sizlerle birlikte paylaşacağım. Öncelikle arkadaşlar şöyle başlayalım. FIFA 19'da marketi kim yönetiyor? FIFA 19'da marketi tamamen EA Sports Citizen'de baş yönetiyor. Bunu anlayabilmeniz çok basit. Sebeciler çıktığı zaman hangi requirement istiyorsa misal olarak 84 rating ve Bundesliga'da oynayan bir oyuncu istediği zaman Nicholas Schule'ye baktığınız zaman 6'dan 6.5'a çıkıyor. Misal veriyorum 6.5'a çıkıyor, 6.600-600'e çıkıyor ve sonra hemen bir insan 6000'e baynavlı kartlar koyuyor. Bunu yapmalarının sebebi o depolayan insanların kar etmesini engellemek. EA Sports Market'e kendi kendine kart listeliyor. Özellikle ikonları ve prime ikonlarda sıfır maç oynanmış ikonları yan yana görme olasılığınız çok yüksek. Özellikle prime'larda bunu yapıyorlar. Hatta geçen hafta değil geçen ay Xbox'ta 5 tane Prime Gullit var. 5'i de 0 maç oynanmış ve First Owner. Böyle bir şey imkansız. Yani EA Market'e kart listelerek marketi dengeliyor. İkinci olarak EA Sports'un bu sene battığı bir nokta var arkadaşlar. Sizlere sınırsız oyuncu alma hakkı tanıyordu. Bu sene
Bundan önceki senelerde 150 tane alabiliyoruz maksimum. 50 tane teklif vererek 100 tane transfer listesi olmak üzere toplamda 150 tane oyuncu depolayabiliyorken bu oyunda 400, 500, 600, 1000, 2000, 3000 tane oyuncuya kadar depolayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bir oyun açığı. Çünkü bu sene EA Sports paket açma ve işte transfer listesini gönderme falan filan yerini yeni bir şey yaptığı için arkadaşlar oyun açıkları, bugları var. Oraya düzgün şekilde test edememişler. İnsanlar sınırsız şekilde oyuncu depolayabiliyor. Ve sizlere kötü bir haberim var ki EA Sports arkadaşlar bunu %99 ihtimalle kaldıracak. Çünkü bu onların marketi yönetmesini engelliyor ve tamamen Twitter üzerinden insanların marketi yönlendirip coins kasmalarını sağlıyor. Bunu engellemek için bunu kaldıracaklar arkadaşlar. Bana şunu söyleyebilirsiniz. Hani EA Sports öyle bir şey yapıp kimsenin atan hemendeki oyuncularını quicksell etmesine falan yapamaz dedi. Onların coinlerini alamaz diyeceksiniz ama EA Sports FIFA 15'te price range getirerek insanların zaten milyonlarca coinslerini almışlardı. Bunu da unutmayın. Bu firma böyle bir firma. O yüzden dikkatli olun. Bu konu hakkındaki gelişmeleri paylaşacağım arkadaşlar. Twitter adresim @ogx_ Instagram adresim @oguzerdogan. Sonunda iki tane ne var? Buraları takip ederseniz zaten her şeyden haberdar olursunuz. Dediğim gibi bugün iki video gelecek arkadaşlar. Bir sonraki videoda izlemeyi unutmayın. Desteğiniz çok önemli sevgili dostlar. Beğenmeyi, paylaşmayı, yeniyseniz abone olmayı unutmayın. Eski Oğuz Erdoğan, OGX'iniz geri döndü. Şimdi onlar düşünsün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yani öğleden sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.